Akşam eğer evet memnunuz çıkarsa artık bu konuyu incelemeyi bırakırız herhalde. Gündem değişecek herhalde. Gündem değişecek. Ama şöyle de bir şey var Kemal. Bunu da senden öğrenmek isterim bu faiz oranlarıyla. Şimdi bu ucu açık bir faiz sistemi var. Ve biz burada devamlı söylüyoruz, örnekler de veriyoruz. İşte diyoruz ki 1 liralık borç 10 lira oldu. Bilmem 2 liralık borç 20 lira oldu. Peki yani hakimler bunu nasıl karşılar? Yani örnek veriyorum, ben bir hakim olsun mesela. Ve karşıma bir borç geldi 2000 TL. Ve bugün banka 2 trilyon istiyor. Talep ediyor. Ben hakim olsam derim durun ya. Tabii onların da herhalde eli kolu bağlı, yani yasada olan açıktan dolayı mı bilmiyorum ama onların da mı eli kolu bağlı? Böyle bu kararlar veriliyor. Mesela kulaksız construction, kulaksız sitesinde alınan karar, verilen karar nasıl bir karardır? Yani 41 bin pound, 641 bin pound oldu ve bu hüküm giydi ve satışa çıktı ve bu yerler satıldı. Yani biz burada bu ispatlanmış ve bunu hakimle nasıl kararlar verilebiliyor mu yani? Böyle kararlar bu kadar kolay mı veriliyor? Şimdi tabii ben mahkemelerimizdeki yargıçlarımızın ne şekilde, nasıl bir tutum içerisinde olduğuna yönelik bir yorum pek yapmak istemem ancak hukuki anlamda yasal zemin var mı bu faiz oranlarına müdahale etmenin? Sorunun özü bu aslında sizin söylediğinizde. Evet. Yani şu anda bu sistemimizde bir yargıç faiz oranı fahiş ise buna müdahale edebilir mi? Bana göre edebilir. 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 Yani burada illa da bir faiz yasası olmasına da gerek yoktur. Hı. Bizim sistemimiz İngiliz sistemidir. Emsale dayan. Hayır. Yani emsale dayanır kesinlikle ama benim söylemek istediğim o kısmı değil. Hak ve nisbet hukukunun gerektirdiği durumlarda sözleşmede adaletsiz bir madde varsa, karşı tarafı özellikle pazarlık gücü olmayan karşı tarafı ezmek suretiyle bir faiz şartı konmuşsa oraya, mahkemenin o faizi oradan iptal edip makul sınırlara çekebilme hakkı ve yetkisi vardır. Ve aynen. İngiliz Yüksek Mahkeme kararlarında da bunun uygulanırlığı var ve yapıldı da. Yani bizim mahkemelerimizin de buna yetkisi vardır. Ben kendimin karşılaştığı bir faiz oranını size söyleyeyim. Hangi bankanın bunu yaptığını söylemeyeceğim tabii ama tabii, isim kullanıyorum. Herhalde yani ben ilk baktığımda ilk önce anlamadım ama baktım tekrar tekrar inanmak istemedim ama faiz şu. Her ay sonu %98 kapitalize. Aman Allah'ım. Düşünebilir misiniz? Her ay kapitalize edilecek %98. Anketin sonucunu hemen hemen etkiledi bu şey. %98. Bu ne demek diyebilir misiniz? 12 ayda yani bir 2000 TL bir ay sonra 4000 TL. Seni yine bölüyorum ama Mustafa evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazcık geciktiniz. 5-10 evet, dakika evet. Rotar yaptınız ama. Çok özür dilerim. Bir şey değil. Şimdi faiz konularını konuşuyoruz. Siz evet. De bir doçent, ekonomist Mustafa Besim bu akşam bizlerle birlikte olacak. Ve bir ekonomistimiz, bir avukatımız ve bizler bu akşam özellikle özelleştirmeyi, faiz yasasını, su projesini, çek yasasını, bunlara değinmek istiyoruz. Şimdi Kemal Bey, siz de şahit oldunuz, %98 diyor her 3 ayda bir kapitalize edilecek şekilde. Benim söylediğim her faiz ayda bir. Her ayda. Her ay, evet. Bunu ben gözlerimle gördüm yani. Bu talebi gözlerimle gördüm. Sonucu ne oldu o? Orada iyi niyetli bir uzlaşı şeklinde mesele çözüldü ama yani banka ben istersem bunu talep ederim şeklinde bir tarzdaydı. Ben tabii bunu kesinlikle kabul etmezdim. Demek ki altı çizilmesi gereken cümle iyi niyet. Yani bankalarımız iyi niyetli yaklaşırsa müşterilerine, tabii. Müşteri de iyi niyetli yaklaşırsa çözülebilir olaylarımız da var. Tabii. Kesinlikle. Bir de ekonomik boyuttan bakalım bu işe. Nasıl çıkacak bu işin içinde? bu faiz oranlarıyla. Bu faiz oranları ülkemizde büyük bir sorun. Belki de ekonomik bünye olarak kaldıramayacağımız bir boyutlardadır. Tabii bunun nedenlerine bakmak lazımdır. Şimdi başta biliyorsunuz biz bizim kontrolümüzde olmayan bir para birimi birliği içerisindeyiz. Her ne kadar da bir para birliği olgularını tam olarak da yerine getiremesek de yani biz lira birliğindeyiz.
bunu, yani nasıl ki bir Eurozone vardır, Euro bölgesi vardır. Biz de bir lira, Türk lirası birliğindeyiz. Tabii ki onu belki başka şekilde değerlendiririz ama para birliklerinin gerektirdiği gereklerini, esaslarını yerine getiremiyoruz burada. Bizim Merkez Bankamızın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile olan diyaloğu, ilişkileri tam istenilen düzeyde değildir. Dolayısıyla ülkemizdeki paranın, yani bu değişim aracının, işte diğer fonksiyonları olan paranın maliyetinin tam da belirlenmesinde bizim etkimiz veyahut da bizim politikalarımız tam da etkili değil. Yalnız şu vardır. Şimdi biliyorsunuz bir mevduat faizleri vardır, bir de kredi faizleri vardır. Bizim ülkemizde işte Türkiye'deki o istikrar döneminin başlamasına paralel bizim ülkemizde de mevduat faizlerinde bir gerileme, işte enflasyonla birlikte bir gerileme gözlemledik. Fakat bunu kredi faizlerinde beklenilen ölçüde gözlemlemedik. Çünkü bunun birkaç tane nedeni vardır. Bunlardan en önemlisi bizim yerel yapısal, yani Kıbrıs'a özgü yapısal sorunlarımızdan kaynaklanan nedenlerden dolayıdır. Bunun en belirgin ve en büyük sebebi kamunun yüksek oranlarda bankalara borç olması. Yani özellikle kamu bankalarına borç olmasıdır. Bu da doğal olarak özellikle kamu bankalarının faiz oranlarını özel bankaların faiz oranlarıyla karşılaştırdığınızda, yani mevduat faizlerini karşılaştırdığınızda rahatlıkla bunu görebilirsiniz. Bu kamunun borç stoğunu geri ödeyememe kapasitesi kamu bankalarının daha fazla mevduat toplama ihtiyacını doğurur. Dolayısıyla kamu bankaları da faizlerini yüksek tutarak piyasadaki faizleri yüksek tutma zorunda kalırlar. Bu da doğal olarak faizlerin, paranın maliyetini yüksek tutar. Bu birinci sebebidir. Yani sıcak para olmadığından dolayı. Yani Türkiye bankaları genelde daha ucuz verir ve yine memleketimizde bizim bankalarımızda iyi faizler veren var. Ama bu var, birkaç tane var, banka. Evet. Birkaç yani tane banka. Çok değil, veremiyorlar. Çünkü yani şimdi bakınız, bankalar yalnızca bir aracıdırlar. O aldıkları mevduatları iyi değerlendirmek durumundadırlar. Şimdi birazdan belki ekonomik durumları da konuşuruz ama bugün artık yani bankaların işte eskisi gibi şeylerde, bonolarda, şeylerde, tahvillerde değerlendirecek durumları artık yoktur. Yani birebir müşterilerin arkasına koşuyorlar. Uygun şartlarda kredi vererek o parayı satmaya çalışırlar. Ben de ona geleceğim. Ve şeyden de dolayısıyla onlar da böyle çok da yüksek faiz veremezler. Çünkü parayı satmakta zorlanıyorlar. Tamam, güzel. Benim zaten söylediğim tam ters orantıdadır. Parayı satarken diyorum çok yüksek faizlerde satıyorlar. Evet, niçin satıyorlar? Ama bu da işin kötüsü. Psikolojik anlamda da bakarsak buna. Aklı başında gerçekten kar etmeyi hedefleyen bir işletme bu bankalardan gidip bu faiz oranlarında almaz, kredi almaz. Alamaz. Tamam, alamaz. Bu şekilde olduğunda bankalar da bu satamaz parayı. Satamaz. Vallahi satamadığı için de alamaz. Ama şimdi şöyle var, ama yani bugün baktığımızda özellikle son 4 yılda özellikle bizim yerel bankalarda da çok yenilikçi, inovatif davrandıklarını görüyoruz. Evet, yani var. Yeni kredi paketleri, çok uzun vadeli konut kredilerini görüyoruz. Yani bunları yaşıyoruz. O gün 10 yıla kadar konut kredisi, sabit faizli kredi veren bankalar vardır. Yani bunları yaşıyoruz. Müteahhitlerle işbirliği yapıp özel müşteriye yönelik paketler. Yani bunu yapmak, yani o inovasyonu, o yeniliği, o açılımları getirmek durumundalar. Aksi takdirde bu piyasada bu rekabeti yüksek. Özellikle Türkiye bankalarının çok ağır rekabetinden dolayı silinip collision birleşmeleri görüyoruz. Kredi kart çıkartmalarında bankalar birleşiyorlar. Dolayısıyla bir sebebi kamunun bu yüklü borç stoğudur. İkinci çok önemli sebebi sizin belki de daha fazla üzerinde konuştuğumuz husus hukuk.